Seherler ve Sahurlar programından tüm izleyicilerimize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz. Yeni bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Bu gece de merak ettiğimiz sorulara birlikte cevaplar bulmaya çalışacağız. Bizlere WhatsApp üzerinden 0552 341 20 40 ve canlı yayın telefonumuz aracılığıyla 0312 341 20 40 nolu telefondan sorularınızı iletebilirsiniz. Bu gece bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Mehmet Kapukaya hocamız eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel bir program olması dileğiyle bu geceki ilk sorumuza, programımıza başlıyoruz hocam. İnşallah. İzleyicimiz der ki ben babamdan emeklilik aylığı alıyorum. Evimde kira, elektrik, su karşılıyorum. Bana fitre düşer mi? Alırsam helal olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir kimseye fitre ve zekatın düşebilmesi için, yani alabilmesi için bu kimsenin dinen zengin olmaması gerekiyor. Dinen zenginliğin ölçüsü nedir? Dinen zenginliğin ölçüsü 24 ayar üzerinden 80.18 gram altındır. Evet. Kişi ne yaparsa yapsın, yani elektrik parası, su parası, doğalgaz parası vesaire. Tabii ki bunları hali hazırdaki faturalarını falan bunları düşebilir. Yani gelecekte muhtemel olanları değil. Fatura olarak kendisine tahakkuk etmiş olanları düşebilir, borçlarını düşebilir. Bunları düştükten sonra hala elinde bu miktar varsa, bu nisap miktarı var ise, o zaman dinen zengin sayılır ve zekat, fitre, fidye bunları alamaz. Bunları alması kendisine helal olmaz. Bunları kendisine vermek isteyen kişileri de uyarmalı. Yani ben bunları alamıyorum. Çünkü ben dinen bunları alacak bir durumda değilim. Başka muhtaç olan kardeşlerimize verin diye onları bu şekilde uyarması, ikaz etmesi gerekir. Onları ikaz etmeden efendim hanımefendi ki muhtemelen babasından maaş aldığı için öyle gözüküyor. Efendim hanımefendi ben dulum ya da ne bileyim ben bekarım gibi bunları almaya devam ederse hak etmediği bir şeyi almış olur. Evet. İnsanların iyi niyetlerini suistimal etmiş olur. Ve vebale girer. Ödeyenler açısından bir problem oluşturmaz. Yani bu zekatları, fitreleri ödeyenlerin zekatları, fitreleri geçerli olur eğer bir araştırma yapmışlarsa ve yanılmışlarsa tabii. Araştırmadan vermişlerse o zaman tabii ki daha sonra bu hanımefendinin de nisap miktarı mala sahip olduğu ortaya çıkmış ise o zaman vermiş oldukları zekat ve fitreler geçerli değildir. Ama öyle zannederek onun yoksul, fakir olduğunu zannederek vermişler ise onların fitreleri geçerlidir. Orada bir problem yok. Ancak bu hanımefendinin bunu alması helal değildir. Şimdi hocam nisap miktarının altındaysa, yani o kadar varlığı yoksa bu maaşı kullanabiliyor ve dışarıdan onlara gelen fitreyi de alabiliyor. Doğru mu? Vermiş olduğumuz fetvaya göre. Alabilir. Yani nisap miktarının altındaysa alabilir. Lakin biz her zaman için şöyle diyoruz. Daha muhtaç olan kim? Yani daha çok ihtiyacı olan, daha muhtaç olan kim? Onun tercih edilmesi uygundur. Yani bir taraftan düzenli bir geliri olan bir kişi var. Ama bunun nisap miktarı altında efendim bir malı var. Ama evet, rahat geçinebiliyor, bununla geçinebiliyor. Bu kişilere verilmesini biz tavsiye etmiyoruz. Evet. Yani alabilir mi, alamaz mı farklı, alabilir. Ancak bunlara tavsiye etmiyoruz.
daha çok muhtaç olanların tercih edilmesi gerekir. Daha muhtaç olanlar kimlerdir? Bunları Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak bizlere izah ediyor. Lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah la yestati'una darban fil ard yahsebuhumul cahil agniyaa min et-taaffuf. Bunlar öyle iffetlidirler ki. Evet. Yani kendi dertlerini insanlara açmazlar. Açmadıkları için insanlar, bilmeyenler onları zengin zanneder. Ya bu hiç istemiyor. Bu insanlardan hiçbir şey talep etmiyor, hiçbir şey istemiyor. Hı hı. Ben muhtacım demiyor. Bunu hiçbir yerde dile getirmiyor. Öyle hafif insanlar var ki, iffetli insanlar var ki, öyle ne bileyim böyle mazlum insanlar var ki, mağdur insanlar var ki, evet. Dertlerini kimseye açmıyorlar, utanıyorlar. Yani istemekten utanıyorlar. Bu insanların aranıp bulunması daha iyidir. Yoksa bir şekilde geçinebilen insanlara, ya bir de ona fitre verelim, daha rahat yaşasın, daha rahat geçinsin diye fitre vermek, zekat vermek çok doğru, evet, bir hareket tarzı değildir. Devamında izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş. Babamdan aldığım maaşla kendi fitremi ödeyebilir miyim? Tabii ki ödeyebilir. Babasından almış olduğu maaş, eğer herhangi bir hile yapmadıysa, evet, yani herhangi bir hile yapmadıysa, doğrudan kanunu doğru beyan vermiş ise, tabii ki onun fitresini ödeyebilir, onun zekatını ödeyebilir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi sosyal medyada bazı videolar da dönüyor. Bunu da video altına alıp paylaşımda yapıyorlar. Örnek veriyorum, mahallenin fırınına gidiyor. Diyor ki bir miktar para. Bunu diyor alın, ihtiyaç sahiplerine ekmek olarak dağıtın. Bunun içerisinde bizim fitremiz de var, zekatımız da var. Biz topladık, bunu bu şekilde değerlendirmek istiyoruz diyenler var. Zekat ve fitre bu şekilde kullanılabilir mi? Bu şekilde şayet fitre ve zekat veriliyorsa bunlar geçersizdir. Neden geçersizdir? Çünkü toplumun içerisinde zengin olduğu, evet, halde kendisini yoksul gösteren, fakir gösteren kimseler vardır. Evet. Başka bir ifadeyle toplum içerisinde aç gözlü insanlar vardır. Yani ne kadar onlar varlıklı da olsa, zengin de olsalar, aç gözlü insanlar da var bunların içerisinde. Biz nelere şahidiz ki? Hani ben müftülük yaptığım için geçmiş tarihlerde çok iyi biliyorum. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları var biliyorsunuz. Evet. Bunlar kaymakamlıklara bağlıdır. Ve orada çeşitli daire amirleri, halktan da temsilciler var orada. O kurul inceliyor. Yani kim fakir, yoksul falan diye inceliyor. Ben şahsen bunları incelediğim zaman çok zengin olan insanların, çok zengin olan insanların cüz'i bir parayı almak için ben fakirim diye dilekçe verdiklerini biliyorum. Dolayısıyla bizim toplumumuzda yani sosyal medyadan yine görüyoruz ki adamın belki yani villası, tripleksi var ama devlet bir şey çıkardığı zaman hani yoksullar için, fakirler için ya da dar gelirler için yalan beyan verip gidip onu almak isteyenler var. Yani onu bir kar zannediyor kendisine. Benim hakkım var zannediyor orada. Bunlar var. Dolayısıyla bu şekilde herhangi bir bakkalda ya da markette askıda ekmek uygulaması gibi uygulamalarla, evet, fitre ve zekat verilemez. Çünkü bu takdirde onların içerisinde zengin olanlar da olabilir. Belki fakirler çoktur ama zengin olanlar da olabilir. Açgözlü insanlar da var. Evet. İlla ki bizim burada çok emin olmamız gerekiyor. Yani bunların hepsini fakirler alır diye emin olmamız gerekiyor.
Böyle bir durumun tespiti pek mümkün olmadığı için bu şekilde verilemez. Mesela ne gibi başka bir örnek vermek gerekirse. Buyurun hocam. Hani bununla biraz yakından alakalı olan bir husus. Diyelim ki siz bir iftar vereceksiniz. Diyelim ki bir yerde iftar vereceksiniz. Fitre ve zekatınızı buraya kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız. Bu da bunun benzeri. Neden? Çünkü o iftara gelenler içerisinde %100'ünün fakir olması gerekiyor. Evet. Bunu garanti edebilir misiniz? Edemezsiniz. Edemediğiniz için bak onlara veremezsiniz orada. Aynı şey bakkalların veresiye defteri için de geçerli mi hocam? Hiç tanımadığı biri için gidiyor, veresiye defterini alıyor, oradaki bütün borçları sildiriyor. Evet. Zekatına veya fitresine sayıyor mesela. Evet. Olabilir mi yine? Bunun gerçekleşebilmesi için, yani bu güzel bir uygulama. Öncelikle onu söyleyelim. Yani burada bakkalların ya da marketlerin bu şekilde uygulaması. Bazı insanlar gidiyorlar bakkallara, diyorlar ki sizin müşterilerin arasında fakir olan, veresiye alan ve deftere yazdıran insanlar kimlerse, efendim diyorlar, biz onların borçlarını veriyor parayı. Bunu zekatına, fitresine sayıyor. Bunu sayabilir mi? Bunu sayabilmesi için bir takım şartlar gerek. Ne tür şartlar gerekiyor? Bir defa öncelikle o insanların, yani o onların fakir olduğunu tespit etmesi gerekiyor bir. Evet. Çünkü olabile ki oraya yazdırabilir, bakkala yazdırabilir. Belki varlıklıdır, adam aydan aya ödeyebilir. Nitekim mesela bizde insanlarda kredi kartları yok mu? Var. Evet. İşte taksitle alıyor vesaire alıyor ama adamın mal varlığı çok. Yani kredi kartla almak onun işine geliyor veya da taksit yapmak onun işine geliyor. Bir de fakirin onayını almak gerekiyor. Yani böyle bir durumda ben işte sizin adınıza bunu alabilir miyim? Yani sizin borçlarınızı kapatmak isteyen insanlar var diye. Burada parayı veren kimse ya da o borçları kapatmak isteyen kişi bakkala vekalet verecek. Bakkal da onların onayını alacak önceden. Yani onların onayını almadan adamın mesela haberi yok. Borçlunun haberi yok. Gidiyor oraya, diyor ki sizin borcunuz silindi. Kim verdi? Vallahi bir Müslüman verdi. Hı. Burada temlik dediğimiz olay gerçekleşmiyor. Yani temlik dediğimiz şeye zekatta, fitrede çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Temlik her zaman ifade ediyoruz. Nedir temlik? Bir şeyi kişiye mülk olarak vermek. Yani onu ona teslim etmek, onun sahibi kılmak anlamlarına gelen ve zekatın şartlarından bir tanesidir. Evet. Yani bir tanesi niyettir, işte bir tanesi nedir? Temliktir. Ve burada temlikin illaki gerçekleşmesi gerekiyor. Yani insanların anlaması için bunu biz pratik olarak uygulayalım Oktay Bey. Buyurun hocam. Bak şimdi burada bu ne? Çay. Evet. Peki bu ne? Su. Evet. Allah razı olsun kardeşlerimizden her zaman çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi getiriyorlar. Evet. Bütün hizmet edenlerden Allah razı olsun. Evet. Bütün bu yayını ulaştıran kardeşlerimizden. Şimdi bir kişi, ben şimdi fakir olsam, bana bu çayı, bu kahveyi getirse, zekat fitre niyetine geçerli mi? Geçerli değil. Ben fakir olsam bile geçerli değil. Niye? Çünkü burada temlik yok. Yani buraya bana getirmiş bunu bu şekilde teslim etmiş. Yani yemek yedirmek veya insanlara önüne koyarak yemek yedirmek ya da içecek vermek o temlik değil. Temlik değil, mülk olarak vermiyor. Yani bak zaten buraya bunu koymuş. Bunu sana mülk olarak verdim dese bile, öyle niyet etse bile. Peki
Nasıl mülk olarak olabilir? Temlik nasıl olabilir burada? Efendim? Temlik kişiye diyelim bir kap içerisinde o yemeği teslim etmeniz gerekiyor. Yani adam iradesiyle gidecek, o yemeği oradan teslim alacak. Ha, biz götürdüğümüz için olmuyor. Evet, yani bir kişiye sen sofrasına yemekleri koysan bunun fitre ve zekatını sayamazsın. İstersen en fakirleri topla oraya. Niye? Ha. Çünkü ona mülk olarak vermiyorsun. Önüne koymuşsun, bir tercih hakkı yok adamın, koymuşsun. Tamam mı? Evet. Eğer böyle yapmayıp da sen gitsen buna yemekleri kaplar içerisinde versen, sefer tasları vardı ya eskiden, onları içerisinde evet. versen veya işte sıraya geçerek kişi eline tabağı alsa, hani tepsiler var ya, tepsi alsa, geçse orada, sıraya geçse orada, istediği yemekleri alsa, bak orada kendi iradesiyle siz ona teslim etmiş oluyorsunuz, ona temlik etmiş oluyorsunuz, mülk olarak vermiş oluyorsunuz. Burada bu gerçekleşir. Yani demek ki bunları ayırt etmek gerekiyor. Bir kişiye bir şeyi mülk olarak sizin vermeniz gerekiyor. Evet. Bu mülk mülk olayı ortada olmadığı zaman burada fitre ve zekat gerçekleşmez. Herhalde bu konuyu iyi anlatmış. Kesinlikle iyi anlattın hocam. Kendim. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicimiz anlaşılmıştır herhalde. Anlaşılır hocam. Gayet peki. Netti. Sağ olun. Alo. Alo. Hoş geldiniz Güzin Hanım. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hayırlı sabırlar. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Teşekkürler. Benim sorum var ama soru benim değil. Bir akrabamın o uyuşmadığı için geri tavra kalkmıyor. Kalkmadığı için ben onun yerine ben uyumuyorum gece zaten. Sağolun hepsini izliyorum her gün. Her gün de bir sorum var ama her gün utanıyorum soru sormaya da. Neyse bu benim yakın akrabam. Evet. Asım hastası bayan. Kendisi asım hastası öğretmendi o. Bir tebeşir hastalığı diyorlar filan. Kadın da oruç tutmak istiyor ama hiç böyle son nefes daralıyor. Dedim ki onu iki çeşit dedim hani çekiyor böyle nefesine bir şey çekiyor. Çünkü bende yok. Bir şey çekiyor. O diyor orucu bozar. Ben sordum hocalara diyor ama size sormuyor. Başka hocalara soruyor. Sizden bilmiyoruz dedi. Evet. Ondan sonra ben dedim ki hocalara sorayım ben size dedim. Haber vereyim dedim. İki çeşit varmış galiba. Birisi orucu bozmuyor diyordunuz der. Ben hep dinlediğim için biliyorum. Onu soracaktım. Teşekkür ederim. Sorunuz var mı hocam? Teşekkür ediyoruz. Herhalde sordum. Güzin Hanım. Güzin Hanım. Gitti mi? Bir seslenelim. Belki gitmemiştir. Hatta hocam şu anda. Ha. Güzin Hanım, hayırlı geceler. Teşekkür ederim. Bu şey gibi nefes almak için kullanılan bir ilaç mı? Evet. Çakıyor ha. Böyle. Nefesi daralıyor. Daralınca nefesinin bir şey ağzına giriyor. Böyle bayılıyor. Tamam, anladım. Tamam. Üfürüyor ondan. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler, hayırlı sabırlar. Buyurun hocam. Şimdi İnsanlarımız tabii ki oruç tutmak istiyorlar haklı olarak ve gerçekten hem bir ibadeti yerine getirmek istiyorlar hem de onu severek ve isteyerek yapmak istiyorlar. Ve onlar için oruç tutmamak en ağır durumlardan bir tanesi. Değil mi? Tabii. Yani öyle bizim soru soran insanlarımız var ki. Yani gerçekten oruç tutacak durumda değiller. Lakin sürekli tuttuğu için ta atadan dededen böyle gördüğü için oruç tutması riskli olduğu halde mesela aşırı derecede tansiyonu var, kalbi var. Yani evet. Bütün hastalıkları var. Yok yani. Yine de tutmak istiyorlar. Şimdi burada da Ventolin cinsinden ilaçlar kişilerin nefes alması için, yani onda nefes darlığı var veya astım bronşit var onlarda. Yani Allah hepsine şifalar versin. Çok zor bir durum. Yani insanın evet. nefes alamaması son derece zor bir durum. Doğru. Değil mi? Yani bunu depremde de yaşadık. Ne yapıyorsun? İşte nefes alamıyorum diyor. Toz, toprak vesaire. Böyle zor bir durum.
Şimdi bunlar yani nefes darlığı çeken veya astım bronşit olan kişiler, alerjik hastalıklar da oluyor bunlarda. Bir de alerji durumlarında da oluyor. Evet. Bunlar şayet nefeslerini açıcı bu tür spreyler kullanırlarsa veya bazıları makineye yardımıyla bunu alıyorlar. Yani o şeyin bir makinesi var. Siz şeyi koyuyorsunuz, cihaza koyuyorsunuz onu. İlacı buhar yoluyla. Evet, buhar yoluyla o ilacı, işte oraya siz püskürtüyorsunuz ilacı. Makine var, buhar yoluyla ağzına da siz maske yapıyorsunuz böyle. Evet. Yani ben de bu işleri yaptığım için biliyorum. Yani konuyu iyi biliyorum ben. Ve o insan nefes alıyor. Veya hastanelerde görüyoruz değil mi? Evet. Böyle burnuna takıyorlar. Oksijen tüpü var orada. Böyle nefes alıyorlar. Bunların bu şekilde nefes almaları, ilaçlarla bu şekilde hava yoluyla nefes almaları oruçlarını bozmaz. Hı hı. Şimdi insanlar diyor ki nasıl bozmaz yani? Nasıl bozmaz yani falan. Şimdi bozmaz dediğimiz zaman nasıl bozmaz yani? O ilacı diyor yutuyor diyor falan. Çünkü bu ilaçlar kişinin midesine gitmiyor. Ciğerleri. Tabii. O akciğerlerine gidiyor ve akciğerlerini rahatlıyor. İnsanlar nereden nefes alıyor? Akciğerlerinden nefes alıyor. O akciğerlerde kalıyor ve kişinin midesine gitmiyor. Gitmediği için yani tıbbi araştırmalarımız var bu konuda. Hani bu konu soru geldi biz hemen cevapladık değil. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın tıbbi konularda prensibi şudur. Alanında uzman bir doktor değil, doktorlar heyeti icabında bazı soruların cevaplarını oluşturmak için böyle zaman zaman seminerler düzenlenir, güncel meseleler, istişare toplantıları düzenlenir. Doktorlardan alanındaki yani bu ilaç nedir, ne etki yapıyor? Çünkü bizim alanımız değil bu. Onlar bize bunu söylüyorlar. Diyorlar ki hayır bu kişilerin bronşlarında sona eren orasını rahatlatan bir şeydir. Dolayısıyla bu tür şeyler orucu bozmaz. Tabii bu tedavi yöntemi olduğu için sanırım değil mi hocam? Bu soruyu biraz da çarpıtabilirler. Hani ciğerlere bazı dumanlı ürünler malum tüketildiğinde mideye gitmiyor. O da ciğerlere gidiyor. O zaman onu da kullanabilir miyiz? Diyenler olabilir onun için. Parantez açmış. Oktay Beyciğim, keyif veren şeyler farklıdır. Keyif veren. Mesela siz sigarayı kastediyorsunuz. Keyif veren şeyler... Onlar farklıdır. Onlar keyif verdiği için orucu bozarlar. Evet. Mesela cinsellik neden orucu bozuyor? Keyif verdiği için. Bu da aynı. Bu da keyif veriyor. Yani adam dese ki yani genel olarak keyif veriyor. Adam dese ya ben sinirliyim bana ne keyif veriyor? Bazıları öyle diyor ya hani. Doğru. Efendim. Netice itibariyle bu keyif verici bir maddedir. Bunlar orucu tabii ki bozar. Sigara içmek orucu bozar. Her ne kadar bazıları işte neden o bozar falan diyorsa da. Bin bir türlü şeyler getiriyorlar bize. Mesela diyor ki egzoz dumanı yutmak orucu bozar mı? Biz diyoruz ki bozma. Sigara niye bozuyor diyor. Ya kardeşim sen egzoz dumanını gidip efendim arabanın arkasına yanaşıp da solur musun sen bunu? Keyif verir mi sana bu? Zehirler. Vermez. Seni zehirler. Öldürür seni. Ya da git ay gazı aç, oradaki şeyi, efendim gazı, şey. Solu bakayım. Bu sana keyif verir mi? Vermez. Efendim, bunları bile insanlar, onu bile kasıtlı yaptığı zaman, yani egzoz dumanına maruz kalmak başka, gitse ama adam mesela, egzoz dumanını kendisi bilerek çekse içine, onun da orucu bozulur. Değil mi? Tabii. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde. Bu seneki zekatımı, zekatımın bir miktarını bölerek bir yakınımıza verdim. Duyduğuma göre alkol kullanıyormuş. Ramazan'da
verdiğim zekatım kabul oldu mu? Bir insan tabii ki alkol kullanırsa günahtır. Ancak bu insan, ya burada zekatı geçerli mi geçersiz mi? Önce biz ona bakalım. Buyurun hocam. Bu insan fakirse, yani alkol alsa da bir insan, ona verilen fitre ve zekat geçerlidir fakirse. Lakin tercih bakımından ona vermesi doğru mu? Ben onu çok doğru bulmuyorum. Niye? Yani bir defa alkol aldığı için verilen bu parayla gider alkol de alabilir. Evet. Yani biz de onu ne yapmış oluruz? Böylece teşvik etmiş oluruz. Alkol almasına yardımcı da olmuş olabiliriz. Onun için alkol alan insanlara böyle fitre ve zekat vermek doğru değil. Peki hocam, burada şöyle bir yol çizilebilir mi? Bir aile var. Diyelim ki beyefendi alkol kullanıyor ve hem çocuklarını hem eşini mağdur ediyor. Durumları da yeterli değil. Bunu bilen yakını bir şekilde yardımcı olmak istiyor. Bunu belki para olarak ya hanımefendiye veriyor ya da gıda olarak yapmak istiyor. Bu şekilde vermesinde bir sakınca var. Hanımefendiye verebilir tabii ki. Evet. Hanımefendiye verebilir, onun çocuklarına da verebilir. Çünkü yani adam, yani bu adam fakirse, hani alkol alan kişi fakirse, onun çocuğu da fakir sayılıyor. Ergen olmayan çocuğu da fakir sayılıyor. Eğer ergen olan bir çocuğu varsa zaten çocuğun kendisi değerlendirilir zenginlik, fakirlik açısından. Evet. O zaman o şekilde verilebilir. Hanımefendiye de verilebilir. Ya neler var, neler var bizim toplumumuzda. Öyle insanlar var ki, diyelim ki siz hani bir aileye gidip bu adam alkol alıyor diye gıda veriyorsunuz değil mi? Gıda. Evet. Gıda paketi veriyorsunuz. Adam gidip bunu satıyor, tekrar alkol alıyor. Geri veriyor, satıyor. Düşük paraya tekrar alkol alıyor. Ya da hanımın elindeki parayı eğer tespit ederse alıyor, gidiyor ondan alkol alıyor. Yani o kadar bir zor durumda olan aileler var ki. Yani Allah onların yardımcısı olsun. Yani bir alkolik eşin hanımı olmak kadar, yani bence aile açısından zor bir durum yok yani. Allah onların yardımcısı olsun. Abi. Hocam sorularımız var. Cevaplamaya devam edeceğiz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Seherler ve Sahurlar kısa bir aradan sonra devam edecek. Seherler ve Sahurlar devam ediyor. Sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Hocam, izleyicimizin sorusu şu şekilde. 4 rekatlı teravih namazında Salli Bari ve Sübhaneke'yi okuyamıyorum. Bir sıkıntı olur mu? Sorumuz mu? Evet. Tabii ki burada demek ki imamlar biraz hızlı okuyor. Yetişememekten şikayet çok. O da yetişemiyor. Burada imama uyduğu için Salli ve Bari yetiştirememesi ya da Sübhaneke'yi yetiştirememesi onun namazı için bir engel değil. Namazı yine geçerlidir. Evet. Bunları okumuş gibi inşallah sevabını da alır. Burada normal olarak imamlarımızın da biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Yani arkalarındaki insanlar bunu okuyabilir mi? Salli Bari'yi okuyabilir mi? Ya da Sübhaneke'yi okuyabilirler mi falan gibi. Maalesef son derece bazen imamlarımızın hızlı okudukları, hareket ettiklerini görüyoruz. Yani bu tabii ki en büyük Ramazan'da en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Şöyle ki ben de bazen denk geliyorum, teravih namazı kılıyorum. Yani ben biraz tabii ki yavaş kılıyorum, kabul ediyorum da. Ama imamlarımız da biraz hızlı yani. Ben de aynı şekilde Allahümme salli geçiyorum. Bırak Allahümme barik okumayı. Allahümme salli ben bitirmeden Esselamu aleyküm diyor. Ya bu ne zaman okudu bunu? Ya da Sübhaneke'yi okurken ne zaman bunu okudu da hemen Elhamdülillah Fatiha'ya geçti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. İlla ki okumuştur ama değil mi hocam? Yani okumuştur tabii ama çok süratli okuyor yani. Esasında
Biraz bilmiyorum olabilir mi ama hani Türk Standartları Enstitüsü var ya. Evet. Mesela ürünler için ne yapıyor? Bir standart getiriyor. Diyelim ki mesela efendim şu masa nasıl olması gerekiyor yani kaliteli olması için, değil mi? Evet. Ya da ne bileyim bir elektrikli ürün için bir standart getiriyor. Hani imal ve ithal için mesela. Evet. Şöyle olması, böyle olması lazım. TSE, bir de damga koyuyor oraya. TSE, değil mi? Evet. Türk Standartları Enstitüsü falan tamam. gibi. Bizim de bunun gibi esasında bir standart getirmemiz belki gerekiyor. Yani bunun tabii ki benim yani benim lazım? Yani benim bu konuda yetkim olsa ben böyle yaparım. Yani camilerde bir standart getiririm. Derim ki misal hatta o kadar ki yani hani secdenin standardı şu olacak en az. Asgari yani asgari. Secdenin standardı. Rukun standardı bu olacak derim. Evet. İşte ne bileyim bir teravih namazı şu kadar zamandan önce kılınamaz. Ona bir standart getirmek gerekiyor. Şimdi ben elhamdülillah çok şükür Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu hocamız vardı. Evet. Tabii ki yani ben ondan çok istifade edemedim. Üzgünüm çünkü hocamız biz ders almaya başladıktan bir müddet sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Böyle Kur'an üstadıydı, nur yüzlü bir insandı kendisi ve bugün yetişen, kıraat alanında yetişen birçok hocanın da üstadıydı. Onlara ders veriyordu. Onun bir sözünü ben hiç unutmuyorum. Şöyle demişti bize, Hafız Efendi bir sayfayı 1,5 dakikadan önce okumayacaksınız. Evet. 1,5 dakikadan önce. Bunun standardı budur. Yani sen ne kadar kuvvetli hafızım dersen de, ne yaparsan yap, ne kadar hızlı okursan oku. Bir sayfanın standardı 1,5 dakikadır derdi. Bundan aşağı okudun mu demek ki orada bir kaçağın var demektir. Ben bunu aldım ta o zamandan beri ve buna riayet etmeye çalışıyorum. Eğer siz kalkıp da 1,5 dakikadan önce bir sayfayı bitiriyorsanız demek ki okuduğunuz Kur'an'dan çalıyorsunuz demektir. Aynen bunun gibi bir namazda bir rekatın standardı da belli olması lazım. Bundan hızlı yaptığınız zaman bundan çalıyorsunuz demektir. Yani nasıl olabilir? Teravih namazını 15 dakikada kıldıranlar, 10 dakikada kıldıranlar inanılmayacak belki ama 10 dakikanın bile altına düşenler var. 10 dakikanın altına düşenler var. Evet. Neticede bir bakıyorsunuz efendim teravih namazında insanlar bir camideki insanlar çıkmış öbür taraftakiler daha hala teravih namazı kılıyor. Yani bu nasıl olur? Aynı teravih namazını kılıyorlar. Onlar da teravih 20 rekat kılıyor. Efendim onlar da yatsı namazını vesaire, amena resulü hepsini okuyorlar. Buradaki insanlar camiden çıkıyor. Hani bir de birbirlerine şey yapıyorlar, yani cakas atıyorlar. Bak biz bitirdik hala siz daha namaz mı kılıyorsunuz falan gibi. Öbür caminin yanından geçerken böyle de biliyorum yani. İnsanlarımız böyle. Ben elhamdülillah imamlık da yaptım. Yani ilk önce yaklaşık 5 yıl falan imamlık da yaptım. Şimdi yani Fikirtepe kentsel dönüşüm oluyor ya, orada imamlık da yaptım. Üzgünüm ama bizim camiyi de yıkmışlar kentsel dönüşümde. Şimdi orada ben imamlık yaparken bazı cemaatimin, benim cemaatimin Oktay Beyciğim nereye gidiyorlar biliyor musun? Araçla o trafik, İstanbul trafiği o kadar çok yoktu gerçi o zaman da
Araçla 20 dakikalık bir yere gidiyorlar. Orada teravih namazını kılıp geliyorlar. Ya ben onlara diyordum ki bak 20 dakika gidiyorsunuz. 20 dakikada da geliyorsunuz. 40 dakika. 40 dakika. Zaten biz onu o zamana kadar bitirmiş oluyoruz. Yani niye gidiyorsunuz siz diyordum. Diyorlardı ki önemli değil. Önemli olan biz teravih namazını hızlı kılalım. Gidiyordular. O neredeyse o hoca efendi. Jet imamlar. jet imamlar. Yani komik. Bir video izlemiştim. İmam böyle okuyor. Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahmanin Melike'ye. Kimisi daha rükûda bak. Mübalağa yapmıyorum. Kimisi daha rükûda. Evet. İmam secdede kimisi daha rükûda. Kimisi semiallahu hamid ediyor falan. İmam Allahu Ekber diyor. Allah aynı böyle ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah ara nefes de almıyor yani. Hani secdeden kalkıyor ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekrar secdeye gidiyor falan. Yani bu namaz olmaz ya. Namaz evet. Olmaz ya. Yani Allah böyle bir namazı emin olun kılanın yüzüne çarpar ya. Yüzüne çarpar. Onun için yani bu teravih namazları konusunda gerçekten rahatsız. Ben çok rahatsızım. Bunun bir standarda olması lazım ve standarda uymayanları da cezalandırmak lazım. Böyle olmaz yani. İnsanların namazlarını niye sakatlatıyorlar? Yani kendi namazlarını sakatlatıyorlar. Cemaat, yani emin ol ki bazı cemaatler camiye gitmiyor. Yani uzak camiye de gidemiyor adam. Evinde teravih namazı kılıyor ve bize yazıyor. Diyor ki imam hızlı kıldırıyor. Ben diyor evimde teravih namazı kılabilir miyim? Ben de diyorum ki tadileri kenar riayet etmiyorsa gitme kardeşim. Evinde rahat rahat kıl. Ne diyeyim yani başka? Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde yine fitre ve zekatla ilgili. Fitre ve zekat verirken niyet edilir mi ve niyeti verdiğimiz kişiye söylememiz gerekiyor mu? Evet, fitre ve zekat verilirken tabii ki niyet edilmesi gerekir. Evet. Bu niyeti illa sözlü olarak niyet ettim Allah rızası için fitre verme şeklinde söylememiz gerekmiyor. Veya niyet ettim Allah rızası için zekatımı vermeye diye böyle bu şekilde söylememiz gerekmiyor. Zaten böyle bir niyet de yok yani, olmamıştır. Ya niyet nedir? Kalben kişinin zekat vermeye, fitre vermeye niyet etmesidir. Evet. Bunu kalben, zihnen niyet ettiği zaman bu yeterlidir. Ve bunu hele günümüzde şimdi şöyle yani insanların bilinçli olduğu zamanlarda şöyle bir şey ulemamız diyordu. Yani fitre şeyler, sadakalar gizli verilir, zekatlar açıktan verilir. Evet. Niye? Çünkü zekatı açıktan verdiğin zaman başka insanları teşvik etmek için. Başka insanları teşvik etmek için. Şimdi biz bunu nerede gördük? Bu depremlerle ilgili biliyorsunuz canlı yayınlar yaptılar televizyonda. Evet, doğru. Ve orada insanlar ne yapıyor? Diyor ki ben işte şu kadar para veriyorum. 50 bin lira veriyorum, 100 bin lira veriyorum, 1 milyon veriyorum, 5 milyon veriyorum falan. Onları ben izledim, baktım. Yani teşvik olsun. Evet. Yani bir taraftan da istiyordum ki hani bütün depremzedelerin evlerini yapacak kadar bir yardım etseler falan evet, diye ama yani o kadar çıkmadı. İlk izlediğimde 115 milyar falan bir para toplanmıştı. Yani biraz da geçiyordu ama 115 milyar civarında. Sonradan duydum ki insanların bazıları orada taahhüt ediyormuş. İşte 100 bin lira bağışlıyorum diyor. Vermiyormuş. Veya çok az kısmını veriyormuş. Ya kardeşim niye orada söz veriyorsun? Hani söz veriyorsun yani ekranların karşısında söz veriyorsun. Bir de kendi reklamını yapıyorsun işte bunu yaptık, şunu yaptık vesaire falan diye. Bunları gördüm. Yani insanların hayallerini suya düşürüyorlar veya yanıltıyorlar insanları. Sadece kendi reklamını yapabilmek için. Tabii bunlar doğru şeyler değil. Evet. Bazı insanları da gördüm. Gerçekten yani hayal kırıklığı, hayal kırıklığı. Yani o insanın daha çok vermesi gerekirken böyle sembolik olarak bağlanıyor oraya.
Ya ben de şunu veriyorum diyor. Misal ne diyor? Bir maaşımı bağışlıyorum. Ya gariban evet. Bir insan bunu söyleyebilir. Bir maaşını bağışlayabilir. Gayet normal. Ya kumbarasındaki 50 lirayı bağışlayan çocuğun verdiği de makbul ve çok değerli. Çok kıymetli bir şey. Ya evet. O çocuktan utan yani. Kumbarasında ne var ne yok. Kumbarasını açmış, kırmak duvarına kumbarasını kırmış. Evet. Efendim oraya bağış yapmış. Bir bakıyorsunuz efendim, yani ünvan vermeyelim. Diyor ki maaşını bağışla. Bağışlama kardeşim ya. Bari insanlara kötü örnek olma. Yani sadece işte bağışlayabilmek için bağışlamadı demesinler. Oraya katılmadı, bağlanmadı falan demesinler falan gibi. Böyle şeyler yapıyorlar. Yani verdikleri taahhütleri yerine getirmiyorlar. İnsanlar verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor. En çok şeye şaşırdım biliyor musunuz? Oktay Beyciğim, bu sporcular evet. Topladılar ya yardım, topladılar. En çok onlara şaşırdım. Ya siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız ya? Yani bir futbolcuya milyon dolarlar veriyorsunuz, milyon avrolar veriyorsunuz. Evet. Bu futbolculara, onlara da söylüyorum, milyon avrolar kazanıyorsunuz, dolarlar kazanıyorsunuz. Oraya yaptıkları bağışa bakıyorsun, emin ol ki kumbarasını kıran çocuğun verdiği şey kadar değil yani. Bağış kadar değil. Bir de onlara da verdikleri sözleri bazıları yerine getirmiyor. Orada veriyorlar falan. Şeye sesleniyorlar. Cristiano Ronaldo kaç lira verdi? Sana ne kardeşim, adam Türkiye'de yaşamıyor, Müslüman değil, bir şey değil. Messi kaç lira verdi? Bilmem falan futbolcu buraya katıldı mı? Ya sen kendi ülkendeki şeylere bak, sporculara bak ya. Futbol, atletizm, boks, bilmem kimler vesaire vesaire. Bu kulüplerin mesela başkanları var. Evet. Ben hiç onların yeterli bağış verdiğini düşünmüyorum. Tabii bu iş biraz da gönüllü olma esasıyla herhalde yapılıyor hocam. Yani gönülden verilmediğinde dediğiniz gibi sırıtıyor. Sizin de dikkatinizi çekiyor. Vatandaşın da dikkatini çekiyor. Mühim olan az da olsa gönülden vermek değil mi? Yani evet. Gideceği yeri bilerek vermek. Sorularımız fazlaca var. İzleyicimiz de hattımızda uzun süredir bekliyor hocam. Alo. Ramiz Bey. Alo. Selamun aleyküm hocam, hayırlı geceler. Aleyküm selam. Sağolunlar olsun. Teşekkürler, sizlere de buyurun. Muhterem hocama bir soru soracağım da. Gözde, kulağa, buruna damlatılan damlalar ve içerisine ilaç konulup da hava, koha hastalarının kullandığı hava orucumuzu bozar mı hocam? İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz Ramiz Bey. Hayırlı sahurlar. Tabii Ramiz Bey büyük ihtimalle hocam yeni açtı televizyonunu. Tabii. Siz programın başında... Normal. Cevabı vermiştiniz çünkü ama özet geçirdiniz. Programa erkenden buyurun. Başladığımız için. Doğru. Orada efendim birçok insan sonradan uyanıyor. Bu KOAH hastalarının kullanmış olduğu makine yardımıyla veya işte nefes açıcı ilaçlar bunlar orucu bozmazlar. Değil onu mi? Bir kere daha burada ifade edelim. Göz damlası, kulak damlası, burun damlası. Bunlar da yine orucu bozmazlar. Her ne kadar burada bir miktar, hani bazen insanlar diyor ki genzimde hissettim diyor, tamam mı? Böyle orada hissetse bile yine bozmazlar. Bunu şuna kıyas etmiştir. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman bazı insanlar yanlış anlıyor. Emin ol ki çok yanlış anlayan insanlar var ve bizi de zor durumda bırakıyorlar. Mesela geçen de bir soru geldi. Soru şöyleydi. Diyor ki abdest alıyoruz. Ağzımıza tabii su alıyoruz. Burada diyor kalan su bizim orucumuzu bozar mı diyor. Yani abdestte dilimizi alıyoruz ya ağzımıza. Evet. Efendim tabii bunun hepsini geri çıkarmıyoruz. Diyor ki orucumuzu bozar mı? Bizim ulemamız diyor ki bu diyor abdesti bozmaz. Çünkü bundan kaçınmak mümkün değil yani. Evet. Şimdi adam ne yazıyor biliyor musun? Geri yazıyor, mail yazıyor şimdi. Diyanetin bir hocası dedi ki diyor az su içmekle oruç bozulmaz.
Allah'tan kork yani. Allah'tan kork yani. Yani hangi Diyanet mucizesi de diyebilir veya hangi hoca diyebilir ki az su içmekle oruç bozulmaz? Yani abdestte ağızda kalan ıslaklık orucu bozmazla az su içmek orucu bozmaz birbirine hiç yanaşıyor mu? Uzaktan yakında. Hocam belki yani soruyu soranda şöyle bir haklılık payı olabilir. Siz şunu ifade etseydiniz. Ağzınıza aldığınız suyu tamamen boşaltın. Kalan ıslaklıktan bir şey olmaz deseydiniz belki daha anlaşılır olabilir. Yani abdesti zaten aldığı suyu yutmuyor ya adam. Tabii doğru. Zaten ağzından çıkarıyor. İşte geri oruç haliyle belki. Bir ıslaklık var. Onu adam çevirmiş. Diyanetin bir hocası dedi ki diyor az su içerse orucu bozulmaz. Bunun hükmü nedir falan gibi söylüyor yani. İnsanlar çok şeyi yanlış anlaşılabiliyor. Buraya nereden geldik? İşte göz, kulak, burun bu tür damlalar, şeyler, ha? Damlalar. Efendim bunlar genzinde bunu hissetse bile bunlar orucu bozmazlar. Teşekkürler. Bir diğer izleyicimizin sorusuna geçeceğim ama hattımızda izleyicimiz hazır sanırım. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hayırlı sabırlar. Sağ olun Hüseyin Bey. Buyurun. Hocam zekat hakkındaki sorum olacaktı ama. Tabii ki. Zekat verirken karşıdaki insana bu zekatım der diyerek söylemek gerekir mi? Evet. Bir diğer sorum da hocam bu medrese talebelerine onların ihtiyacı için işte çamaşır makinesi, buzdolabı yani tabirmeş olarak tabii bu medreseden kalıyor. Bu zekat olarak bunlar alınıp teslim edilebilir mi o çocuklar için? Teşekkürler Hüseyin Bey. Hayırlı sahurlar hocam buyurun. Aynı tekrar. Bunu İki sorunun da cevabını aldık aslında sizden evet, daha tabii, önceki programlarda tabii, tabii. Da hocam. Kısa yok, kısa geçebiliriz. Bugün de aldık. Evet. Bir insanın zekatını verirken bu benim zekatımdır demesi gerekmez. Teşekkürler. Diğer bu demirbaş olacak eşyaların medresede eğitim gören öğrencilerin hizmetine alınması, zekat parasıyla bunların alınması olur mu? Bakın bir kişiye temel ihtiyaçların temel ihtiyaç maddelerinin alınıp verilmesi farklı bir olaydır. Bunu medresede bazı temel ihtiyaç maddelerinin medreseye verilmesi farklı bir olaydır. Bak, evet. Hep nereye geliyoruz? Temlik kavramına geliyoruz. Eğer bir insana biz çamaşır makinesi alıp verirsek zekatımızdan bu geçerlidir. Bak ona diyoruz. Bu makineyi sana aldım. Adam bunu teslim alıyor. Temlik var. Temel ihtiyacıdır. Evet. Ya da buzdolabını aldınız, verdiniz. Verebilirsiniz. Asli ihtiyaçtır. Verebilirsiniz. Lakin bu medrese gibi yerlerde bu caiz değil. Neden caiz değil? Çünkü karşınızda bir muhatap yok. Kime temlik ettiniz bunu? Kime temlik ettiniz? Evet. Burada bir muhatap yok. Eğer siz vekalet vermişseniz, ha şöyle bir yöntem uygulanabilirse olur. Siz işte medresedeki yöneticiye dediniz ki, ya ben siz neye ihtiyacınız var? Çamaşır makinesine. Çağır sen bir fakir öğrenci. Ben bir tane çamaşır makinesi alayım buraya. Öğrenciyi çağır. Buna teslim et. Tamam. Öğrenci bunu teslim alırsa, o zaman burada temlik gerçekleşmiş olur. Yani bu yöntemi takip etsinler. O şekilde olabilir. Başka türlü medreseye götürüp bunu vermekle temlik gerçekleşmiş olur. Peki hocam olmaz. Şimdi bir öğrenciyi çağırdı. İhtiyaç sahibi bir öğrenci medresede evet. Eğitim görüyor. Bu çamaşır makinesini veya bulaşık makinesini ona teslim etti. Evet. Ama bu öğrencinin kendi malı haline gelmedi. Öğrenci eğitimi bitirdikten sonra oradan ayrıldı medreseye kaldı. Öğrenciye biz onu teslim ettik mi? Teslim evet. Ettik. O teslim edince onun mülkü haline gelmiş. O isterse onu alıp götürebilir, isterse oraya bırakabilir. Hı hı. Yani genellikle oraya bırakacaktır. Ne yapacak yani çamaşır makinesi? Ama bu yöntem uygulanabilir bu şekilde. Zekat için. Çünkü zor evet. Durumda oluyor. Yani şimdi kalkıp da biz her şeyi kısıtladığımız zaman bu sefer de bu medreselerde bunları neyle alacaklar? Yani çamaşır makinesidir, buzdolabıdır vesairedir. Hı hı. Bu tür yöntemler uygulanabilir netice itibarıyla. Evet. Bizim hocamızın bir yöntemi vardı biz hafızlık yaparken. Yani benim de çok işime yaramıştı o zamanlar.
Şimdi hocam çağırıyordu beni. Ben gidiyordum. Oğlum bu zekatı sen kabul eder misin? Ben ilk defa gittiğim zaman yani kabul eder misin deyince ben zekat nedir kabul etmek de onu da bilmiyordum tabii. Kabul ederim diyeceksin diyordu. Kabul ettim hocam diyor. Şimdi diyordu ki oğlum yani bizim burada işte yemekler var bunu geri verir misin? Verir misin? Ben diyordum ki ya öyle ihtiyaçlarınız varsa buyurun diyordum. Oradan bana bir miktar da harçlık veriyorlardı. O Ramazan'da bayağı oradan bana vere vere epey bir param olmuştu yani. Bu yöntem kullanılabilir mi yani? Kullanılabilir. Ondan sonra ben tabii çok param olduğu için arkadaşlara işte dondurma ısmarlıyordum bir şey. Ya ne zenginmiş bu diyorlardı. Halbuki başkalarını söylemiyordum. Zekat paralarını beraber gidiniz ya hocam. Teşekkür ederiz izleyicimiz hattımızda. Alo. Melekşe Hanım. Hattımızdan ayrılmış yazılı sorularımıza devam edelim. İzleyicimiz der ki benim eşimin hiç parası yok. Sadece emekli maaşı var. Ben beyime zekatımı verebilir miyim? Karı koca birbirine zekat veremez. Değil mi? Tabii. Mülk ayrılığı olsa da. Tabii ki karı koca birbirine zekat veremez. Teşekkürler. Yani bunun verilebileceğini söyleyenler varsa da biz bu fetvaya katılmıyoruz. Bir diğer izleyicimizin sorusu hocam demiş ki erkeklerin göğüs ve sırt kıllarını kesmesi caiz mi? Mekruhtur erkeklerin göğüs ve sırt kıllarını ama şöyle olursa yani aşırı derecede yani bir erkekte olması gerekenden çok fazla olur. Evet. Eşini rahatsız ediyorsa bazı insanlarda gerçekten çok aşırı. Hı hı. Nereden biliyoruz işte ne bileyim şeylerde yani dışarılarda görüyoruz işte deniz kenarlarında olsa ya da havuzlarda falan bazen evet. Kaplıcalarda yani görüyorum ben pek o denize falan gitmiyorum da hani kaplıcalarda görüyorum ben aşırı derecede olmasından daha gerekliden daha fazla yani normalinden daha fazla öyle diyelim. Eğer burada eşini rahatsız ediyorsa bunu evet. Normal hale getirebilir ama bunun dışında erkeklerin kollarındaki, sırtlarındaki, göğüslerindeki kılları tamamen kesmeleri mekruhtur. Evet. Bir diğer sorumuz taş düşürme ve benzeri hastalıklar nedeniyle bazen doktorlar bira içmeyi öneriyorlar demiş izleyicimiz. Biz kullanmak istemiyoruz, ısrarla tavsiye ediyorlar. Bu konuda ne yapmamızı hocamız tavsiye ediyor? Onlar doktor değil. Bir doktor asla evet. Bira içmeyi tavsiye etmez. Yani şöyle deyin. Bunun ilaçları var hocam. Bak siz Müslüman bir doktorsunuz. Siz Müslüman bir doktorsunuz. Bir hastanıza içmesi haram olan birayı tavsiye eder misiniz? Hayır. Etmezsiniz. Demek ki burada bunu tavsiye edenler itikat açısından problemli ve kişiyi İslam'dan uzaklaştırmak, Müslümanlıktan evet. Uzaklaştırmak ve birayı ona sevdirmek için, haram olan bir şeyi sevdirmek için bunu tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ma böyle bir soru geldiği zaman yani işte güya falan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuştur ki haram deva değildir. Haramda şifa yoktur. Çok net. Haramda evet. Şifa yoktur. Şimdi neymiş efendim? Hep bu soru geliyor. Bira taşları düşürmekte fayda. Başka ilaç yok mu kardeşim? Var başka hocam, olmaz. Çeşitler var, tedavi şekilleri var, şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla bira asla bir yöntem olamaz. Yani taşları düşürmek için bir yöntem olamaz. Bunu söyleyen kişi doktor değildir. Ya yani net söylüyorum. Bunu söyleyen kişi doktor değildir. Onda bir art niyet var. Kasıt var. Kendi inançsız değerlerini başka insanlara
Bu yöntemlerle aşılamak istiyor bu. Bir Müslüman doktor, bak açık söylüyorum, bir Müslüman doktor hastasına bunu tavsiye etmez, edemez. Teşekkürler, izleyicimiz hattımızda. Alo. Hoş geldiniz Hamdi Bey. Hoş bulduk, iyi selamlar. Sağ olun. Ben şöyle bir sorum olacak. Ben şimdi 75 yaşındayım. Evet. Sık sık tava kaçırıyorum. Abdestim bozuluyor. Abdest alıyorum. Abdestle namaza başlamadan bozuluyor. Namazı içine bozuluyor. Hem bir şekilde mazeretli sayabilir miyim? Abdestim bozulmuş oluyor mu? Sorumuz var mı hocam? Teşekkür ediyoruz Hamdi Bey. Buyurun hocam. Abdestini tutamayan bir kimse tabii ki özürlüdür. Beyefendi özürlüdür. Evet. Özürlü derken özürlü gibi abdest alacak. Özre giriyor bu. Dolayısıyla Hanefilere göre burada her namaz vakti abdestini alacak. Hı hı. Ve diğer vakte kadar hani idrarını tutamıyor ya. Evet. Diğer vakte kadar bu özründen sebep onun abdesti bozulmaz. Namaz kılarken bile olsa yine onun abdesti bozulmuş olmaz. Diyelim ki öğle vakti girdi, abdestini aldı. Abdestini alırken bile bu durum gelse efendim, çünkü özürlü ya. Evet. Efendim bozulmaz. Namaz kılarken bile gelse bozulmaz. Bu konuda mesela en çok bizi karşılaştığımız şeylerden bir tanesi, kişi diyor ki ben cemaatle namaz kılmak istiyorum. Cemaatle namaz kılmak istiyorum. Evimde diyor abdestimi alsam diyor, yani vakit olmadan evimde abdestimi alsam, camiye gitsem bu şekilde kılsam olur mu? Soruları geliyor. Çünkü evet, hani camide her yer hijyenik olmuyor veya orada sıcak su olmuyor, bir şey oluyor. Bu Malikilere göre biz diyoruz ki hani Malikilere, Maliki mezhebine göre bu şekilde de yapabilir. Yani vakit girmeden de bu kimse abdestini alabilir. Yani illaki ben cemaatle namaz kılayım diyen kimselere arzu ederlerse bunu da tavsiye ediyoruz. Bu fetvayla amel edebilirler. Teşekkürler. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde hocam. Gün gün mukabele yaparken ara vermemiz durumunda en son kaldığımız cüzden mi devam etmemiz gerekiyor? Yoksa hangi günde tekrar başlarsak ondan mı devam edeceğiz? Bu eksikleri nasıl tamamlarız diye. Eksikleri sorayım. Eğer bir kimse kendisi hatim yapıyorsa, yani eğer dinliyorsa, yani kendisi okumayıp dinliyorsa bunları tekrar etmesine gerek yok. Ama kendisi hatim yapıyorsa, ara vermişse tabii ki kaldığı yerden devam etmeli. Tabii yani cümlenin başında dinliyorsa dediğinizde hatim olur mu hocam? O hatim olmuyor zaten. O yüzden dedim. Evet. Yani hatim okuyanı dinliyorsa ara verdiği zaman kaç cüz ara vermiş, dinlememiş? 500. 500'ü dinlemesine ya da okumasına gerek yok. Evet. Ama kendisi yani hatim okunurken kendisi de okuyorsa, ki öyle sanırım. Yani öyle okuyorsa o takdirde ara verdiği zaman bu hatmini tamamlamak istiyorsa kaldığı cüzleri tamamlamalı. Yani diyelim ki 10. cüzde kalmış da 3 gün ara vermiş. Nereden devam edecek? 14. cüzden mi devam edecek? Hayır. 11. Kaldı cüzden yani. Kaldığı yerden okur onları. Teşekkürler. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Aslı Hanım. Merhabalar. Hayırlı sahurlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür. Öncelikle herkese Ramazan'ın buradan mübarek diyorum. Allah razı olsun. Hocama şöyle bir sorum olacaktı. Allah nasip ederse haftaya Cuma günü Umre'ye gideceğim. Evet. Çok merak ettiğim bir soru. Herkesin bana özellikle işte dua kabul olunur. Merak ettiğim soru, Kabe'yi gözünde ilk yapılan dua gerçekten kabul olunuyor mu? İlk yapılan dua. Evet.
Hocam sorunuz var mı? Hocama. Teşekkür ediyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah umrenizi de. Bizler için de dua buyurun diyelim aslanıma. Buyurun hocam. Evet, Allah kabul eylesin. Halk arasında böyle bir şey var. Yani Kabe'yi görünce yapılan ilk dua neyse bu kabul görür, kabul edilir şeklinde halk arasında bu şekilde bir inanış var. Bir kanaat var ve yaygın. Bu da bayağı bir yaygın. Ama ilmi açıdan bunun bir geçerliliği yoktur. Yani herhangi bir bizim İslam kaynaklarında, sahih kaynaklarımızda işte Kabe'ye görüldüğü zaman yapılan ilk dua kabul olur, makbul olur şeklinde sahih bir bilgi yoktur. Bu tamamen tecrübeye dayalı bir şeydir. İnsanlar tabii Kabe'yi ilk defa görüyorlar. Yani burada kendileri için en önemli şey dua hangisi ise onu yapabilirler. Evet. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Orada yapılan dualar makbul olacağı için o yüzden diyorlar. Yani ilk gördüğünde işte ne dua yaparsan hani orada dualar kabul olacak ya. İşte o kabul olur şeyi oradan geliyor. Ama dini olarak ilk yapılan dua kabul olur şeklinde böyle kesin ve net bir şey söylememiz mümkün değil. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz aslında... Biraz da sistemi var izleyicimiz. Bunu soru olarak yöneltmiş olayım. Araya da bir es vermiş olalım. Bize kızıyor mu? Diyor ki hocam ağzınıza sağlık. Niye bu kadar çok reklama giriyorsunuz? Bu caiz mi? Sık sık sohbeti bölmeniz diye bir soru yöneltmiş bize. Teşekkür ediyoruz. Sık sık biz reklama mı giriyoruz? O reklam, ara ara verdiğimiz o reklamları görmüyor. Demek ki öbür kanallara baksın bir. Teşekkürler. Bir diğer izleyicimizin sorusuyla devam ediyoruz. Yaşlı bir teyzeyim. Mehmet Hoca'ya selam demiş. Tabii güzel örnekler verdiğinizi ifade etmiş hocam. Sorunun dışında güzel metiyeleri var. Onları paylaşmış olayım size. Allah razı olsun. Biz de ona dua ediyoruz. Madem hani yaşlı teyzemiz dediğiniz için. O da bize dua etsin. Çünkü yaşlı olanların duası makbuldür. Biz ona dua edelim. Allah ona sağlık, afiyetler versin. Huzur ve mutluluklar versin. Efendim elden ayaktan bırakmasın. Kimseye muhtaç etmesin. Amin. Cenab-ı Hak cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hayırlı sağlıklar. Aleyküm selam. Ben Konya'dan arıyorum. Buyurun. Ben işe giderken telefonla kulaklıkla Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Evet. Kur'an-ı Kerim dinlerken yani hatim sayılır mı mesela dinleyerek gidiyorum. Yani. Sorunuz var mı? Yok, hayır. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Öncelikle bu gencimizi tebrik ediyorum. Değil mi? Tabii yani. Müzik de dinleyebilirdi. Müzik de dinleyebilir, başka bir şey de dinleyebilir, video da dinleyebilir ama Kur'an-ı Kerim dinliyor, ne güzel. İyi bir şey yapıyor. Lakin bu hatim sayılmıyor. Çünkü hatim Kur'an-ı Kerim'in lafzını yani Arapça halinin şeklini Fatiha suresinden Nas suresine kadar okumaktır. Bu bir hatim sayılmaz. Ancak böyle yapmaya devam etsin. Yani Kur'an dinlemeye devam etsin. O da sevaptır. Dinlemek de sevaptır. Teşekkürler. Sorularımız var. Cevaplamaya devam edeceğiz. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. İzleyicimiz biraz daha istem edecek. Evet tabii ki biraz daha kızacak. Evet değerli izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Seherler ve sahurlar devam ediyor. Tabii ki sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Bu arada YouTube'dan da canlı olarak canlı yayınımızı takip edebilirsiniz. Güzel yorumlar var hocam oradan da izleyicilerimize. Teşekkür ederiz. Okumuyorum ama hepsini selamını iletmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Evet sıradaki sorumuz şu şekilde. Şafii mezhebinde kaza namazı varsa... Sünnet namaz kılınmaz deniyor ve insanlar ne kaza ne de sünnet kılıyor. Sürekli hem namazını hem de kaza namazını kılan biri sünnet namazı kılabilir mi? Güzel soru. Değil mi? Evet. Şimdi
Şafii mezhebinde olan kişiler öncelikle bütün namazlarını tamamlayabilmek için nafile namazların yerine kaza namazı kılmaları gerekiyor. Evet. Peki Şafiiler böyle yapıyor mu? Yapmıyor. Bakın. Ne diyor? Yeme, içme, uyuma, yani dinlenme, çalışmanın dışındaki zamanlarını kaza namazı kılarak geçirmeliler ve bir an önce bu kaza namazlarını tamamlamalılar. Evet. Peki bir Şafii bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Peki yapmadığı zaman ona sünneti niye kılmıyorsun dediği zaman diyor ki benim kaza namazım var. Niye teravih namazı kılmıyorsun? Kaza namazım var. Hatta teravih namazını da kaza niyet ederek kılıyor. Evet. Teheccüd namazına kılıyor musun? Kaza namazım var. Kılmıyorum, teheccüd namazım var. Kaza namazım var. İşte buna benzer sen duha namazını, kuşluk namazını kılıyor musun? Kaza namazım var. Yani her şeyde diyor ki kaza namazım var. Namazın sünnetini niye kılmıyorsun? Kaza namazım var. Değil mi? Efendim, halbuki bak böyle yapmak yerine Şafii olan kardeşlerimiz sünnet, namazların sünnetlerini kılsınlar. Ben öyle tavsiye ediyorum. Yani ben Şafii mezhebindeki görüşleri değiştirme hakkına ve yetkisine sahip değilim. Çünkü İmam Şafii, hürmetim, saygım büyüktür, sonsuzdur. Her mezhep imamına olduğu gibi onlara hürmetimiz, saygımız sonsuzdur. Allah onlardan razı olsun. Onlara rahmetiyle muamele eylesin. Lakin Şafii kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu bunun arkasına sığınarak kaza namazım var diyerek adam teravih namazı kılmıyor. Niye teravih namazı kılmıyor? Bizim mezhebimize göre kaza namazı olan teravih namazı kılamaz. Ya sen gidip teravih namazı kılsan Allah sana kızacak mı? Ya da gidip teheccüd kılsan, duha kılsan, kuşluk kılsan, namazların sünnetlerini kılsan, nafile namaz kılsan Allah sana kızacak mı? Neticede bu namazdır. Namazdır. Bunun arkasına sığınma, sünnetleri de kıl, teravihi de kıl. Öyle teravihte de kaza namazına niyet etmene gerek yok. Teravihin de bir coşkusunu da yaşa. Yani nafile namaz kılmanın da bir coşkusunu da yaşa. Efendim, ama öbür taraftan mümkün mertebe kaza namazlarını da kılmaya gayret göster. Zaten sen bu gayrette olursan Allah Teala yarın senin namazlarında bir eksiklik bulursa kıyamet gününde bu nafilelerden zaten tamamlayacak bunu. Ama sen tabii nafilelerden bunları tamamlayacak diye kaza namazlarında ihmal etme. Teşekkürler. İzleyicimiz hattımızda. Alo. Nuran Hanım hoş geldiniz. Buyurun sorunuzu alabiliriz. Nuran Hanım. Alo. Buyurun sorunuzu alabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben annem orası tıkanıyor da onun fidyesine çocuğumun tedavisine kullanabilir miyim? Sorunuz var mı hocam? Yok, hayır. Teşekkürler. Buyurun hocam. Evet, damadı olmuş oluyor. Allah öncelikle kendisine şifalar ihsan eylesin. Amin. Bir kayınvalide damadına oruç fidyesini verebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Bir diğer sorumuz. Eşim teravihe gidiyor. 10 rekatta bir selam veriyormuş hoca. Doğru mu hocam? Doğrusu ne ya da? Öyle sorayım size. Siz kaç rekatta bir selam veriyorsunuz? Biz 2 rekatta veriyoruz. Yani sünnet olan budur zaten. Teravih namazında, gece namazlarında sünnet olan 2 rekatta, hele teravih namazında 2 rekatta bir selam vermektir. Hanefiler diyor ki işte 4 rekatta bir selam verse de olabilir. Tamam, bu da makuldür. Çünkü hani 4 rekatta bizim kıldığımız nafileler var. İkindinin sünneti, yatsının sünneti gibi, değil mi? Evet. Lakin
Bunu 6, 8, 10 hatta 20 rekatta bir selam vermek suretiyle yapmak çok doğru ve isabetli değildir. Yani imamın 8 rekatta bir selam vermesi doğru bir şey değildir. Burada tabii ki bir an önce namazdan kurtulalım hesabı var. Burada da bir standart gerekiyor sanırım hocam. Burada da bir standart gerekiyor. Gibi. Zaten var standart var burada. Bak Diyanet İşleri Başkanlığımız talimat gönderiyor. Her Ramazan'da Ramazan genelgesi gönderir. Evet. Sayın Başkanımızın imzasıyla efendim Ramazan genelgesi gönderir ve o Ramazan'da evet. Uyulması gereken kurallar, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bütün detaylar orada var. Hatta işte hoparlörlerin ayarından vesairesinden bu bile var yani. Ve orada diyor ki namazlar, teravih namazları 2 rekatta bir selam vermek suretiyle kılınacaktır. Bu bizim uyanık imam ne yapıyor? Ya bana ne diyor başkandan? İnisiyatif kullanıyor. O başkan gelip beni mi gözetleyecek? Ya da bir murakip beni mi gözetleyecek? Evet, bir murakip gelip seni gözetleyecek kardeş. Kim o murakip? Cemaat. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi murakibi değil. Allah. Evet. En büyük murakip Allah'tır. O gelip seni gözetleyecek. Gözetliyor zaten seni. Seni gözetliyor. Sen şimdi faziletli olan 2 rekatta bir selam vermekken niye gidip teravih namazında 4 rekatta bir selam veriyorsun? Ve Şafiilerin teravih namazını da sakatlıyor bu. Çünkü Şafiilere göre teravih namazı 2 rekat kılınmalı. Yani 2 rekatta bir selam, 2 rekat kılınmalı derken sadece 2 rekat değil. 2 rekatta bir selam vermek suretiyle kılınmalı. Sen bunu 4'e çıkarınca Şafii'nin teravihini sakatlıyorsun. Buna hakkın var mı? Her yerde Şafii var artık. Her yerde Şafii var. Ankara'da, İstanbul'da, evet. İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Bursa'da, Antalya'da, her yerde var yani. Ki gelen soruların da yani cevaplıyorsunuz. Evet. Cevaplarken Şafii mezhebine de değinmenizi rica ediyorlar hocam. Tabii bak işte zaman. Değiniyoruz. Evet. Değiniyoruz. Evet. O yüzden bak hele bunu 8 rekatta kılarsan bu Şafii kardeşim gelip senin arkanda namaz kılar mı? Kılmaz. Peki niye o kişiyi camiden mahrum bırakıyorsun? Hani sevaptan niye mahrum bırakıyorsun? Caminin o güzel atmosferinden, manevi atmosferinden onu mahrum bırakma hakkına sahip misin sen? Kim 8 kıldırıyorsa bak buradan söylüyorum. Kim 8 kıldırıyorsa ya da 10 kıldırıyorsa. 10 kıldırıyorsa, 8 kıldırıyorsa Diyanet İşleri Başkanlığı'na şikayet etsin. Şikayet etsin. Telefonları herkesin var. Ben burada söyleyebilirim ama haddimi aşmamak için söylemiyorum. Herkes internetten baksın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi telefonları var. 0312 ile başlıyor. Bu kadarını söyleyebilirim. Teşekkürler. Evet. Daha burada şikayet edebilirler. İzleyicimiz hattımızda. Onu alalım. Küçük bir sorusu daha var teravih ile ilgili izleyicimizin. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar. Ben sağ olun. Yayını çok rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın aklınızda helal edin. Estağfurullah. Buyurun. Ben hocama şu sorum oldu. Biraz soru içinde soru da olabilir. 2 yıl öncesi cahiliye döneminde bağımlılık yapan şeylerden kullanıyordum. Yani alkol gibi bırakmıştım. Evet. Zihnimize girdiğim zaman sigara biraz kaldı bende. Onu tam bırakamadım. Hocam kızacak ama azalttım ama bırakamadım. Evet. Şimdi onunla ilgili fitre alınamaz diye geçen yıl yayında dinlemiştim hocam sigara içenlere verilmesin diye. Ben şimdi ibadetlerimi yapıyorum. Durumum da biraz kötü ama fitreyi alıyorum. Almamam mı gerekir? İlk sorum o. İkinci sorum, nafile namazları kaza borcu olanlar kılmasınlar, daha çok kaza borcuna yönelsinler diye evet. Duymuştum. Ben de kazaları kılarken sünnetleri de kılıyordum. Arada şükür namazları, nafile namazları da yakıyordum. Bunları bıraktım.
daha çok boşluğunda nafile şey, kaza namazı kılıyorum. Bu doğru mu? Bir günlük Allah'ıma söz vermiştim kılacağım. Bir akşam namazı versin, akşama kadar mı bir günlük kaza namazını bitirmem gerekiyor? Onu soracağım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sahurlar. Hocam buyurun. Evet. Şimdi bu sigara içen kimselere fitre verilir mi, verilmez mi konusunda biz şunu söylemiyoruz kesin olarak. Yani bir kişi sigara içti mi ona fitre verilmez, hiç söylemedik. Hiç söylemedik. Yani kimse de öyle söylemez zaten. Öncelikle bu hanımefendiyi tebrik ederim. Yani bir yanlıştan dönmüş, alkolü bırakmış. Allah razı olsun. Efendim, inşallah sigarayı da bırakır. Tabii ki burada da bir nefis mücadelesi var, iradesi var. Evet. Biz hep şunu söylüyoruz. Yani diyoruz ki bir kimse aldığı fitreyi hani sigara da kullanırsa, ondan sigara alacaksa bunları tercih etmeyebilirsiniz diyoruz. Bunlar tercih edilmeyebilir. Bunu söylüyoruz. Yoksa hani sigara içene fitre verilmez, zekat verilmez diye söyleyemeyiz. Bu bizim haddimize değil yani. Bu fıkha aykırı olan bir şeydir. Sadece tercih açısından onu biz söylüyoruz. Diğer sorusu aslında cevaplamıştınız yine. Evet, diğer sorusuyla ilgili de. Kazanamaz yani bugün zannediyorum üçüncü defa bunu cevaplıyoruz. Evet. Kaza namazı borcu olanlar bütün nafile sünnet namazları, özellikle vakit namazlarıyla kılınan sünnet namazları kılmaya devam etsinler. Ama mesela ikindi ile yatsının dört rekat sünnetleri yerine orada onun yerine kaza kılabilirler. Orada bir problem yok ama müvekket olan sünnetleri kılsınlar. Yani öğlenin bütün sünnetlerini, yani dört rekatının son iki sünnetini, akşamın sünnetini, yatsının son sünnetini bunları kılmaya devam etsinler. Evet. Bunları terk etmesinler. Ayrıca mesela kaza namazı borcu olanlar teheccüd kılabilir. Ondan sonra işrak namazı kılabilir. Duha namazı, işrak namazı kılabilir. Bir de evvabin, akşamdan sonra yani kılınan evvabin namazını, onu da kılabilir. Yani Peygamber Efendimizin düzenli olarak kıldığı bu namazları da kılabilir. Bunun dışında mesela ekstra nafile kılmaktansa kaza namazı kılmak tabii ki tercih edilmeli. Evet. Ve de illaki bir günde bir günlük kaza namazı kılması da gerekmez. Bir günde isterse 10 günlük de kaza namazı kılabilir bir kimse. Zaten farzlarını kılacak. Evet, tabii sorusunda akşama kadar bitirmem gerekiyor mu? Yok, hayır, akşama kadar bitirmesi gerekmiyor. Bunu akşamdan sonra da kılabilir, yatsıdan sonra da kılabilir. Mesela işte Ramazan gecelerinde sahura kadar uyumuyorsa, sahura kadar istediği kadar kaza namazı kılabilir. Teşekkürler izleyicimiz hattımızda. Alo. Alo. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun sorunuzu alabiliriz. Sorum şöyle olacaktı. Hayırlı sahurlar diliyorum. Sağ olun size de. Benim dün oruçlu benim torunum. Evet. Torunum benim dün 15 yaşında torunum var. Dün oruçluydu, doktora gitmiş. Doktor da demiş ki senin şekerine de bakalım demiş. Çocuğa şekerli su vermişler çocuğa. Evet. Onu içmiş. Ama çocuk da çok üzülmüş. Bilerek yapmamış herhalde onu. Günde çok endişelenmiş. Onun için bir arayayım dedim. Acaba bunun kefaret mi gerekir çocuğa acaba? Teşekkür ediyoruz. Sorumuz var mı hocam? Yok. Hayır. Hayırlı sahurlar. Buyurun. Yani şimdi tabii ki burada oruçluyken söylemesi lazımdı doktora. Ben oruç tutuyorum. Hani bu tedaviyi başka bir zaman talep edebilir. İşte doktorlarda da pek hassasiyet olmuyor. Yani gelirken işte senin şekerine bir bakalım. Bazen de işte şeker de yüklüyorlar hani ona falan. Burada
bir kast olmadığı için hani bir tedavi yöntemi olarak kendisine... Tedavi için oldu. Tabii ha? Tedavi yöntemi olarak tavsiye edildiği için 61 gün tutmasına gerek yok. Yani bir gün onun yerine kaza eder. Ama bundan sonra böyle bir şey olduğu zaman tabii ki orucunu bozmamaya gayret etsin. Peki hocam, diyelim ki ertesi gün hastaneye gideceğini biliyor kişi. Geceden niyetlenmemeyi tercih etmeli, yoksa niyetini almalı. Ama işte benzer bir olayla karşılaşırsa da orucunu bozabilir mi? Evet. Şöyle diyelim. Yani bir kimse bu tür durumlarda yani orucunun bozulacağına dair bir kanaati varsa, evet, yani orucuna başlayıp da doktora gittiği zaman doktor bana işte ne bileyim orucumu bozacak bir şey yapabilir, işte ilaç verebilir vesaire veya o anda acilen bunu işte yapman gerekebilir falan gibi bu tür bir şey tavsiye edecek diye düşünüyorsa, bu kimse zaten oruç tutarsa ve bozarsa kaza gerekiyor. Onun için biz diyoruz ki bu oruca niyet etsin. Evet. Çünkü bozulmama ihtimali de var. Mesela bunu en çok nerede biz tavsiye ediyoruz? Diyelim ki kişiye bir diş problemi var, diş ağrısı var vesaire. Dişine bir morfin vurulacak. Biz şimdi ona demiyoruz. Yani senin diş randevun var, oruç tutmayabilirsin, gece niyet etmeyebilirsin demiyoruz. Ne diyoruz? Orucuna başla, niyetini yap. Şayet bir şey yutmazsan, evet, yutmazsan zaten orucun bozulmaz. Ve orucuna devam edersin. Eğer yutarsan sana zaten kefaret gerekmiyor. Yani 61 gün gerekmiyor. Bir gün kaza edersin. Yani her halükarda biz kişinin oruç tutması taraftarıyız. Onu tavsiye ediyoruz. İzleyicimiz hattımızda. Alo. İyi geceler. Teşekkürler Feyzullah Bey. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Hürmetle saygılar. Sağ olun. Buyurun. Hocama bir sorum uzatmadan. Hocam Erzurum'dan kalktı. Oğlanın görevi Finus'a geldik. Finus'a geldik. Ben 15 gün sefer olduğunu biliyorum. Dönene kadar mı seferiz? Ramazan bitene kadar buradayız. Bir de camiye gidemedik bugün. Evet. Yani dün. Hava hem yağışlı, aşırı fırtına, gidemedik. Yatsı, teraviye evde kıldık. Sefer olduğum için, oğlan burada olduğu için ben oğlana farzı kıldırdım. Ama teravihi de geçtim, ben kıldırdım. Hatamız nerede? Sorumuz var mı hocam? Yok, hayır. Teşekkürler Feyzullah Bey. Buyurun hocam. Bir kimse bir yerde eğer şayet 15 gün ve daha fazla kalmaya niyet ediyorsa o namazlarını normal olarak, mukim olarak kılar. Evet. Eğer bundan daha azsa o zaman tabii ki seferi olarak kılar. Burada namaz konusuna geldiğimiz zaman tabii ki beyefendi burada eğer seferi ise burada mukim olan bir imam, tabii ki namazı kıldırması evla olan odur. Teravih namazında zaten hani iki rekat iki rekat olarak falan kılınıyor. Evet. Onda da herhangi bir problem yok. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz, bayanların teravih namazını evde kılması mı daha sevap, camide kılması mı daha sevap hocam? Normal zamanlarda hanımefendilerin elbette ki namazlarını evde kılmaları efdaldir. Evet. Yani daha sevaptır. Ama bu şu anlama gelmiyor. Kadınlar hiç camiye gitmesinler, hep evlerinde kılsınlar anlamına gelmiyor. Bazen de caminin atmosferinden, manevi atmosferinden istifade etmek için camiye gitsinler. Ben evet, kadınların teravih namazını evde kılmalarından camiye giderek cemaatle kılmalarının daha iyi olacağını söylüyorum. Yani ben derken kişisel olarak bunu söylemiyorum. Neden? Çünkü bakın
teravih namazında bir defa kişi evinde olduğu zaman o kadar çok böyle neşeli olmaz. Yani teravih namazında bir coşku vardır, bir neşe vardır. Hanımefendiler hazırlanıyorlar bak, ne güzel abdest alıyorlar, evet. Hazırlanıyorlar, camiye gidiyorlar. Arkadaşlarını görüyorlar, orada dostlarını görüyorlar, arkadaşlarını görüyorlar, cemaat oluyorlar. Birbirleriyle tanışıyorlar, konuşuyorlar, buna ihtiyaçları var. Ondan sonra imamla birlikte namazı eda ediyorlar. Ondan sonra salavat-ı şerifeler var, onları söylüyorlar. Kur'an dinliyorlar, vaaz dinliyorlar. Bu mu daha sevap? Yoksa evinde tek başına durması mı daha sevap? Bu daha sevaptır. Yani evet. Teravih namazı için bunu söylüyorum. Ama diğer zamanlarda, hani Ramazan'ın dışında diğer zamanlarda evlerinde kılsınlar. Ama sürekli değil, tekrar ediyorum. Zaman zaman da camiye gitsinler, cuma namazına gitsinler. Yani bu mu eftal, bu mu eftal diye böyle pek bir karşılaştırma doğru değil. Kadınlarımız, hanımlarımız artık camiye gitmeye de alışsınlar. Bazı vakit namazlarına da hatta gitsinler ki gidiyorlar. Mesela evet. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızda hanımefendiler orada oldukları süre içerisinde öğle ikindi bazen de kışın akşamleyin de geliyorlar. Cemaate iştirak ediyorlar. Ne güzel bir şey. Şimdi bunların odalarında da kılabilirler ama cemaate iştirak ediyorlar. Cuma namazlarına geliyorlar. Mesela hanımlar cuma namazına da gitmeliler, gidebilirler. Yani gitmeleri zorunlu değil ama gidebilir. Niye? Vaaz dinlesin, hutbe dinlesin, orada cemaatle namaz kılsın, demin dediğimiz şeyleri yapsınlar. Evet. Bunlar da mahrum kaldıkları zaman bu sefer nasıl bir bilgi elde ediniyorlar? Başkalarından duyarak, ondan duyarak, bundan duyarak sahih bilgi öğrenmiyorlar. Hı hı. Bir sürü hurafe, yanlış şeyler onlar duyuyorlar, öğreniyorlar. Hiç olmazsa oralara giderek, camilere giderek doğru ve sahih bilgileri öğrenebilirler. Orada cemaat olmayı da öğrenmeleri gerekiyor. Onun için böyle mümkün mertebe cuma namazlarında özellikle daha çok kadınlara imkan vermeli. Ama bizim erkek cemaat diyor ki kadının camide ne işi var? Hanımlar da bu durumda. Kadının camide diyor ne işi var? Ben de öyle erkeklere diyorum senin camide ne işin var? Hocam teşekkür ediyoruz. Sorularımız fazlaca var. Cevaplamaya devam edeceğiz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Peki. Bu arada vakitler de ilerliyor. Birçok ilimizde izleyicilerimiz oruçlarına niyetlendi. İnşallah bizler de niyetleneceğiz. Rabbim herkesin orucunu kabul etsin. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Seherler ve sahurlar devam ediyor. İstanbul imsana kadar devam edeceğiz. Hocam izleyicimizin şöyle bir sorusu var. Demiş ki insanlar ne kadar karnı aç olsa da bir şekilde karınları doyuyor. Ama gözü aç olanlar ne kadar serveti olsa da doymuyorlar. Bunun bir ilacı var mıdır diye bir soru göndermiş. Bunun ilacı sahih, sağlam bir itikada sahip olmak ve ahireti çok düşünmek. Ahirette yapacağımız hayır ve hasenatın bizim amel defterimizde olacağını, orada onu bulacağımızın bilincinde olmak. Dünyadaki yoksul, fakir insanları, onları görüp gözetmek ve bu cimrilik hastalığını tam tersine tasadduk etmek suretiyle, vermeye alışmak suretiyle bu cimrilik hastalığını yenmek gerekiyor. Evet. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin cimriliğinden sakınırsa, kendisini korursa onlar felaha ereceklerdir buyuruyor. Dolayısıyla bir insan felaha ermek istiyorsa, kurtulmak istiyorsa muhakkak surette bu cimrilik hastalığını yenmesi gerekiyor. İlla ki onu yenmesi gerekiyor. Teşekkürler. Tabii sorularımız fazlaca var. Bazı izleyicilerimiz istemiyor. Neden hala benim sorumu sormadınız diye ama biz o soruyu sorduk. Siz de cevabını verdiniz. Evet. Demek ki o arada takip edememiş izleyicimiz. Bir diğer sorumuz. Namaz kılan birinin önünden geçmenin günah olduğunu biliyoruz. Fakat
Kabe-i Şerif'te bir taraftan insanlar namaz kılarken bir taraftan da insanlar namaz kılanların önünden geçerek tavaf yapıyor. Bu ne derece doğru? Evet. Yani burada başka türlü bir çözüm mevcut değil. Namaz kılanların esasında tavaf edenlerin alanına girmemesi gerekiyor. Evet. Yani suçu tavaf edenlere atmak değil. Burada esas problemli olan, suçlu olanlar tabir caizse tavaf alanına girerek orada namaz kılanlardır. Orası zaten metaftır. Yani tavaf alanıdır. Kabe denince akla ne gelir? Tavaf gelir. Evet. Gayet normaldir insanların tavaf yapmaları. Eğer biri gider, birisi gidip tavaf kılan, tavaf yapanların yakınına durursa elbette ki tavaf yapanın başka bir çözümü yoktur. Onun önden geçmek zorundadır. Ya tavafı durduracak orada, bekleyecek ki öyle bir şey olabilir mi? Orada izdiham olur, insanlar ölür. Böyle bir şey mümkün değil. Namaz kılanın geri çekilip o alanlarda, yani geriye doğru bir sürü, Kabe'nin bütün alanları boş. Bütün alanları boş. Gidip namazını orada kılması lazım. Dolayısıyla burada esas sorunlu olan, problemli olan, gidip tekrar ediyorum, o tavaf alanına girip de o tavafı engelleyenlerdir. Hatta bunlar bundan sevap da almazlar. Sevap da almazlar. Namazlar kabul olmaz mı? Namazlar kabul olur da sevap almazlar. Sevap almazlar. Evet. Teşekkürler. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde. Bir yerde çalışmak için gittim. Öğlen ve ikindi namazını kıldım. Fakat tam aksi istikamette kılmışım. Bir sonraki gün kılmadan bir arkadaş tarafından uyarıldım. Şimdi bu kıldığım namazı kaza etmem gerekiyor mu? Eğer herhangi bir araştırma yapmadan kılmışsa bu namazını kaza etmelidir. Evet. Şayet yani zihnen bir araştırma yapmışsa kıble şu taraftadır diye soracak birisini de bulamamışsa bu namazı geçerlidir, kaza etmesine gerek yoktur. Teşekkürler. Bir diğer izleyicimizin sorusu şu şekilde. Eskiden hiç namaz kılmayan, başı hiç secde görmeyen kimseleri ölünce cenazesini evinden çıkarırken kapıdan değil duvarı yıkıp da çıkarmak gerekir diyorlardı. Herkes namaz kılmayan biri olduğunu bilsin diye böyle bir durum var mı dinimiz hocam? Yok, hayır. Ben ilk defa alıyorum. Çok eğlenceli. Böyle bir şey yok. Dinen böyle bir şey yok. Olamaz da yani. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Niyetliyken midem bulandı. İshal oldum. Orucumu bozmadım. Özrüm oldu. Sonra ödemem gerekli mi diye bir soru göndermiş. Bundan dolayı zaten kişinin orucunu bozması gerekmiyor. Ve orucu da bozulmaz. Bu durumdan dolayı orucu bozulmuş olmaz. Bunu soruyorsa eğer tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımız fazlaca var. Ben teşekkür ederim. Ama maalesef süremizin sonuna geldik. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Siz de sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Seherler ve Sahurlar programının sonuna geldik. İstanbul içinde imsak vakti. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Yarın inşallah yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.